Evet, yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Biraz böyle bilgi içerikli bir video olacak. Daha önce hatırlar mısınız? Bir videomuz vardı. Bir şeylerin birikimini yaptık. Çocukları evlendirdik. Çok şükür sorunumuz kalmadı. Yarı Almanya'da, yarı Türkiye'de yaşıyorlardı ama Türkiye'de vatanlarında bir ev yaptırmak istemişlerdi ve bir arsa almışlardı. O arsadaki alırkenki süreçleri, hayalleriyle alakalı bir videomuz olmuştu. Bu videoyla başlıktaki ve kapak resmindeki oradaki anlatmak istediğimizi görüp de bu videoya tıklayanlar için ve bizimle yeni tanışanlar için hatırlatma gereği duyuyorum. O videonun linkini de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. İzleyebilirsiniz orada. O videonun devamı olduğu için acaba süreç nereye geldi diye bazı videoları ikincisini merak eden izleyicilerimiz oluyor haklı olarak. O videolardan bir tanesini izleyeceksiniz. Videonun içerisinde bizim aklımıza gelmeyen bir şeyler olabilir. Lütfen yorumlara yazın. Çünkü biz şu an bu videoyu yapıyoruz, bu videoyla karşınıza çıkıyoruz ama hiç bu konunun uzmanı değiliz arkadaşlar. Bu konuların da uzmanı değiliz ama biz olabildiğince yaşamlara gidiyoruz biliyorsunuz. Yaşam hikayeleri çekiyoruz. O yaşam hikayeleriyle onu izleyen insanlara rol model olmaya çalışıyorum ki bunu çok istiyorum çünkü ben de en az şu anda bu videoyu izleyen insanlar kadar batışımda oldu, çıkışımda oldu, her şey yaşadım, gözyaşlarımız da aktı. Hepimizin ailesi var, çocukları var. O yüzden bazen bazı videoları, konuları izlerken karşınıza çıktığında böyle 1-0, 2-0, 3-0 önde başlamanızı istiyorum. Bütün bu videoların dinamiği bu arkadaşlar. Videomuz başlıyor. Umarım size doğru bilgileri vermeye çalışırım. Bugün kameraman tek arkadaşlar. Genel bir apar topar durumu olduğu için Almanya'ya gidecekler. O yüzden ben size yardımcı olacağım. Kameranın arkasında alıştığınız kişi olan Muratça var arkadaşlar. Abi çok teşekkür ederim. Görev bilincine hastayım senin ya. Rica ederim. Yani söz verdiğini yerine getirme özelliği ne kadar saygın bir davranıştır yani. Ya şimdi insanlara değer vermek böyle bir şey. Sonuçta güzel şeyler yapıyorsun. İnsanlara güzel bilgiler veriyorsun. Yanlış bir şey olsa zaten burada olmam ben. Peki. Doğru olduğunu bildiğim için buradayım. İnşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Memnun kalırlar. İlk videodan sonra neler değişti abi? Yorumlar ya, falan hayatınızda. Şimdi şöyle. İlk videoda o kadar güzel yorumlar aldık ki güzel yapanlar, güzel yapmayanlar vardı. Bir parlament mavisi giymiştim. Onun için demişler abi küreselci mi? Parlament mavisi giymiş. Elimi şöyle yapıyorum gayri ihtiyarı devamlı. Abi mason mu durmadan böyle yapıyorlarmış diye tenkintler aldım ama güzel tenkintler. Bunun mason işareti olduğunu ilk kez o zaman öğrendim. Sen öyle bakıyorsun. Ya sosyal medya işte abi. Aynen diyelim öyle. Bence. Yani şu an ruhsatı alma aşamasına geldiler ve bugün alıyorlar. Dolayısıyla evet. Apar topar da Almanya'ya gidecekleri için ben de dedim ki ya ruhsata kadar olan bir aşamayı insanlara anlatalım ne dersiniz diye. Aynen öyle. Kazım abi de burada şu anda. İlk bu arsaya, bu araziye geldiğinizde ilk yaptığınız şeyler şu an taşlar gözüküyor ama sizden evet. Bir dinleyelim abi. Ya şöyle burada bir eski yapı vardı. Biz evet. Aslında ona bir ruhsat almaya çalıştık. Ama maalesef ona ruhsat verilmedi, kayda işlenmediği için yıkmak zorunda kaldık. Onu yıktıktan sonra arsanın bir düzenlemesini yaptık gördüğünüz gibi. Belediye buna izin verdiği için bu yapıma herhangi bir şey olmadığı için ön aşamada bunları bitirelim ki sonradan evi direkt koyup rahat hareket edelim dedik. Ne kadarlık bir alandı burası? Aşağı yukarı 1350 metrekare. Tamam. Yani komple. Şurada bir kapı bölmesi açıyorlar evet, doğal olarak. Giriş çıkış olacak orada. Evin kapısı falan olacak. Ustalardan memnun musunuz? Kesinlikle memnunuz çünkü adamlar işe girdiler. Ya burada çok sevdiğim bir kardeşim var. Zaten inşaatı ona verdim. Hı-hı. Kendisi yapacak onu. Onun tanıdığı ustalar geldiler. 1,5 hafta içerisinde gördünüz bu arsayı. İstinat duvarı, yan duvarlar, arka duvarları hepsini birlikte bitirdiler. Tak 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 bitirdiler. Çok şükür. Evet. Bir şey. Aynen öyle. Çok güzel. Peki bunun fiyatı tam yeri gelmişken böyle fiyat bilgi gidelim abi. Tabii ki. Ne şu gördüğünüz çevrilmiş duvarların hepsi metrekaresi işçilik dahil 1600 liradan hesapladık. Evet. O da bana aşağı yukarı normalde 500 bine geliyordu ama işler yapılırken belli yükseklikler farklı oluyor. Bir tarafta küçük bir tarafta uzun oluyor düz olması için. Sanki şurası biraz daha uzun. Evet abi. Orası daha uzun oldu. Bu taraf evet. Daha şey yola göre ayarlanıyor ya aha. Mesafe. Bir 50 bin lira fazlalık çıktı. Onun ödemesini yaptık. Yani toplamda şu gördüğünüz yer 550 bin liraya geldi bize. Buradaki içerik de dahil değil mi? Burayı böyle kesinlikle düzenlemesi hepsinin yapılması aşağı yukarı 550 bin liraya geldi. Şu taraf hemen arkasından Namlam Çayı geçiyor Namlam arkadaşlar. Namlam Çayı var evet. Size videoda söylemişlerdi ya oradan arsa mı alınır? Orası taşar falan ya diye. Namlam Çayı aslında hiç bir kere zamanında taşmış. Çok yıllar önce o zaman suların bol olduğu zamanlar biliyorsunuz şu an ülke bir su krizi yaşıyor. Evet, evet. Yani su yok. Burası da zaten yazın tamamen kuruyor öyle bir şey yok. Yani eğer kaderde varsa taşar zaten bu bizim bileceğimiz bir şey değil ama köylülerle konuştuğumuz kadarıyla böyle bir tehlike hiç yaşamamışlar. Çünkü sadece benim evim değil yol boyu bayağı ev var.
Evet. Evin maliyetine ve evle ilgili detaylara da geleceğim arkadaşlar. Şuradaki detayı merak edenler olabilir. Çünkü kamerada gözüktü. Onu neden yaptın? Burada da kalıbı var. Şöyle göstereyim. Evet. O neden yaptınız abi? Kimin fikriydi? Bu fikir hanımdan çıktı. Tabii. Çünkü genelde ince şeyler hanımlardan çıkıyor. Evet. Aslında o da gelecekti, seninle olacaktı ama Almanya'ya gideceğim için evdeki toparlanma, temizlik işlerine baktığı için evet. O özür diledi, gelemedi. Bunu kendisi istedi. Buraya güzel çiçeklik yapacak ya da böyle eline geçen nostaljik şeyleri oraya koyup görünümü daha da güzelleştirmeye çalışacağı için bunları koyduk. Bu karşınıza çıktı, var mıydı, bir çöpten falan mı buldunuz? Hayır, bu genelde bulunuyor, yapılıyor. Bu yoksa ustaların getirdiği bir. Ustaların getirdiği. Aynen, ustalardan. Bak, bunu deneyebilirsiniz. Evet, kesinlikle denenebilir. Tamam. Çünkü bazen abi bulunuyor kalıplar falan. Hani evet. Diyor ki yani ne gerek var falan vesaire. Çeşitli evet. Konularda bazı kalıplar kullanılabiliyor ve çöpten bulunabiliyor. Kesinlikle bulunabiliyor. Evet, ruhsatla ilgili söyleyeceğim bir şeyler. Ya ruhsatla işte, şöyle. Mimardan bence başlayabiliriz. Evet. Abi. Mimara ne kadar ödedik, mimar hangi görevleri yapıyor, neyin karşılığında senden... Evet. Ya para şimdi aldı, kaç para aldı? İçinde mimar var, bu elektrik mühendisi var, evet. Ondan sonra şantiye şefi var. Yani buna benzer 5-6 tane kapsamlı, yani 3-4 mimar birden, mühendis birden çalışıyor içeride. Evin elektriği nereye konacak, sular nereye gelecek falan, hepsinin çizimleri ayrı ayrı, ayrı arkadaşlar çiziyor. Hepsinin toplamı mimarla birlikte, şantiye şefiyle birlikte bize 60 bin liraya geldi. Mimara ödediğiniz para 60 bin TL. Aynen, hepsi içerisinde ama tabii bu mimarlarda farklı farklı fiyatlar da isteyebiliyorlar. Anlaşmanıza bağlı, konuşmanıza bağlı. Bir de benim evim küçük olduğu için belki ondan dolayı da uygun bir fiyat çıkmış olabilir. O da etkili oluyor tabii. Aynen. Bu arada arkadaşlar, bizim bu bölgemizde Göcektaşı ustaların en çok işlemeyi sevdiği, en başarılı olduğu taşlardan bir tanesidir. Burada da o kullanılmış. Yani ben çok böyle hani bu işlerin uzmanı falan değilim. Bu evet. İşin uzmanı olanlara da böyle yani haksızlık etmeyelim ama hani ben gayet işçiliği güzel gördüm. Evet. Evi de herhalde o usta grubu mu yapacak? Aynen, evi de o usta grubu yapacak. Çünkü işçiliğini beğendik, çok güzel. Herhangi bir yanlışımız olsa söylediğimiz zaman anında düzeltiyorlar. Hayır demiyorlar, bu böyle falan şöyle demiyorlar. Yani ustalarımız çok sağlam, çok güzel. Ya klasik bir şey var ya abi, hani sen iyiysen herkes iyi olur. Tam, kesinlikle. Tam olarak matematik yani %100 matemat böyle değil ama. Ya işte abi. Ya kesinlikle. Ben ustaları hiçbir zaman evet. Yalnız bırakmadım. Yanlarına geldim, ihtiyaçları var mı sordum. Yani sadece işi verdiğim adama bırakmadım bu işi. Evet. Biraz da kendim takip ettim. Şanslıydık, güzel insanlarla karşılaştık işte. Harika, çünkü ev yapıyorsun abi, kolay işler evet. Değil. Yani. Farkındaysan elimi yine böyle yapıyorum. Şimdi yine mason diyecekler. Şunu indireyim. Ya bu arada öyle olan insanlar da var. Herkes evet. Özgür kesinlikle. Bir şekilde. Kesinlikle bizim insanlara görüşler hep saygımız var. Sen kendini yansıyan anlattın. Aynen evet. Öyle. Hatırlar mısın arkadaşlar? İlk videoda söylemiştim, o arsa pizzaya benziyor falan diye. Evet. Böyle yemek ikonlarına benzetiyorum. Burada su kardeşim, su kuyusu. Evet. 40 metre derinliğinde. Aslında 25 metreden suyumuz çıktı ama 40 metreye indik ki içecek su da bulalım diye. İçecek suyu da bulduk. Aşağı yukarı bu tarafa işte evin sulanması, bu tarafa bahçenin sulanması doğrultusunda tam ortaya koyduk. Hortumlar olsun ya da yapacağımız uzatmalar olsun, iki tarafa eşit olsun diye bunlar konuldu. Sadece yerini belirledik, burada bulun diye. Girdiler buraya, burada buldular nitekim. Bu sizin fikriniz miydi abi? Tam ortaya olsun diye. Aynen, onlar bizim da fikrimizdi. Uygun gördüler, doğru mu? Kesinlikle tamam. Uygun gördüler. Çünkü hem eve yakın, eğer havuz yapılırsa havuza rahat doldurasın, sulamayı yaptığında rahat sulama yapasın diye tam ortaya koyduk onu. Genelde rastladığım yerlerde bu tarz konular konuşulduğunda şunları sorabiliyorlar. Ya hele deprem olduktan sonra haklı evet. Olarak tabii ki insanları aydınlatmak evet. Bizim bilgilerimiz evet. Dairesinde görevimiz. Ne kadar kazıldı? Aa, çok az kazılmış ya falan diye. Evet. Bunu biraz açalım, nedir? Ya şimdi bu şu doldurduğumuz yer yol ile aynı hizada. Yoldan aşağı istediğin kadar kasıp temeli koyabiliyorsun. Ustalarla konuştuk. Bu 50 santim kadar kazıldı. Aslında beton da evden daha büyük atıldı. Hani alttan çıkacak su nem olursa korusun diye. Evet. 65 metrekare bir ev olacak zaten burası. 62 metrekare. Burası dolacak. Dolduktan sonra aşağı yukarı bir 70 santimde su basmanı olacak. Yani yükselecek. Artı 70, 1.20. Aynen, 1.20 olacak. Tamam, burası çok yani zemin suyu olan bir bölgede olmadığı değil, için. Değil, olmadı. Çünkü bir de çok çabuk harika. Emiyor içeriye doğru. Yağmur yağdığında hiç suyu tutmuyor yukarıda. Direkt içeriye gidebiliyor. Peki, foseptik olayını nasıl yaptınız? Foseptik çukuru yok. Aynen öyle, foseptik çukurunu. Gidelim oraya doğru. Tabii abi. Ki. Burada altyapı yoktur arkadaşlar. O yüzden söz konusu oluyor ve o yüzden dillendiriyorum. Bana da çok sık gelen sorulardan bir tanesi. Yeriyle alakalı... Eyvah Allah. İnşallah. Evin içine taş taşırdık abi.
Yeriyle alakalı bence bilgileri de vermeden evet. başlayalım. Neden burası? Fosseftik çukuru aşağı yukarı belirleniyor. Şurada şöyle dönüyor. Hı-hı. Yani 2'ye 2 büyüklükte. Bunun da söylediklerine göre 15-20 senede doldurmak çok zormuş. Zor abi, evet. Ondan dolayı. Hı-hı. Eve aşağı yukarı oraya 7-8 metre var burası. Hı-hı. Mümkün olduğu kadar suyun olmadığı, şebekenin olmadığı yere çektik. Kullanma sularına uzak. Uzak. Çünkü bir sızma olacağı için herhangi bir pislik olmasın, koku olmasın diye köşeye aldık. Komşumuzu da düşünerek bu tarafa geldik. Evin yeriyle alakalı neden burayı seçtiniz? Şöyle, bence önemli bir şundan soru. Dolayı seçtik. Şurası 32 metrekare. Tamam. En uzun bölüm burası. İmarda 10 metre buradan, 10 metre oradan tuttular bize yol hakkı aldılar. Daralttılar. Daralttılar. 12 metre, 12,5 metre bir yer kaldı. Onu da bizim mimarın çizmesiyle yani ortak planla bu şekle geldi. Evet, yani komşunuzla yan yana. 5 metre şurası, şu mesafe. Komşuyla 5 metre, yolla 10'ar metre. Peki sizin dışarı baktığınız camlarınız, burası arka duvar mı olacak? Yani camlarınız burası, yanlarda olacak. Evet, burası arka zaten. Duvar olacak komşuya arka bakan. Duvar. Ön yönü pizza dilimine doğru, ön tarafa doğru bakacak. Belki ileride havuz yaptırırsın. Vesaire. Belki evet, onu da düşünüyoruz. Şurada teras olduktan sonra ön tarafa havuzu düşünüyoruz zaten. Evet. Peki evin yapısıyla alakalı abi şöyle bir soru geliyor. 62,5 metre kare ev zaten. Hı hı. Genelde taş ev yapıldığında böyle 50 santim falan kullanılır. Bayağı bir daralacak evet. ev. O anlamda ne düşündünüz? Evet. Öyle mi ya olacak? Aslında fazla daralmıyor evden. Çünkü biz evin içerisini tuğla yapacağız 20 santim. 20 santim kadar da dışarıya taş kaplama olacak. Yani içeriden tamamen taş gözükmeyecek. Ha, içeride sıvası olan, düzgün bir ev izin ama dışarıdan baktığın zaman taş ev olarak taş gözükecek. Ev. Çünkü yapılmış bir taş evin içerisine girdik. Gördük insanı boğuyor, evi küçültüyor. Bize göre. Evet. Şimdi bizim evimiz de küçük olacağı için bu daha da daraltacak. Evet, belki onu düşünerekten yani. Dışarıdan çok daha iyi bir görünüm olur diye o şekle karar verdik. Anladım. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yol alınca, yola çıkınca yol görünüyor ve bazı şeylere insanlar tecrübe ediyor ve ona göre uygulamalara geçebiliyorlar. Bakalım eğer 3. videoyu yapmak nasip olursa İnşallah. Buralar böyle şenlenince, çok daha Şengül ablanın şenlendirmesiyle şenlenince, yeşillenince ve sizin de bazı tecrübeleriniz abi oluştuktan sonra değil mi? Onları da insanlara aktarırız. Kesinlikle yani paylaşacağız. Avantajları ve dezavantajları konusunda. Kesinlikle. Eyvah bir şeyler düşüyor yukarıdan. Evet. Peki. Ruhsatla ilgili abi yaşanan zorluklar veya olumlu durumlar başka bir şey ne var? Ya aslında her yerde yaşanan olay. Mimara veriyorsun, çizimleri başlıyor, kağıtları gidiyor, geliyor oraya buraya, ufak tefek aksamalar oluyor. Ya bu belki de şehrin küçük olmasından dolayı, belki işçinin az olmasından dolayı biraz aksaklık oluyor ama bu sadece bizde genel anlamda oluyor. Belki ülkenin başka tarafında daha hızlı işleyebilir ama burada yavaş işliyor. Burada usta da aynı, diğer şeyler de aynı. Az insanlar çünkü ondan dolayı birazcık az işleyebiliyor. 5. ayda verdik. Şu an 8. ay zaten ortalama 2-3 ay dediler. Bize söylemişlerdi. Bir kere onu zaten kanıksamıştınız. Kesinlikle. Ha, daha erken çıkabilirdi. 1-2 kağıt herhalde aksamı oldu. O kağıtları toplayıp götürmekle kısmet olursa işte bugün elimize geçecek. Bugünden sonra evin yapımı daha da düzgün başlayacak. Anladım. Şimdi sizin de Almanya'ya gitmeniz gerekiyor. Burada da hemen şöyle bir soru çıkıyor. Uzaktan ev yaptırmak nasıl bir durum? Nasıl bir tecrübe gerektiriyor? Ve bununla nasıl başa çıkacaksınız? Şimdi... Uzaktan ev yaptırmak herkesin bildiği gibi kötü. Kendi işinin başında durursan evet. çok daha iyi olur. Bizde bizim bir avantajımız oldu. Senin yaptığın videolarda tanıdığımız insanlarla, arkadaşlarla bir araya geldik. Özellikle Bülent ve Dilek Hanım var. Hem benim Malatyalı hemşerim hem de çok güzel kardeşler. Onlarla tanıştık. Ege'day'dan dolayı diyorsun. Ege'day'dan dolayı, senin videolardan dolayı tanıştık. Çok teşekkür ederim. Onlarla da konuştum. Buradan gittiğim zaman bu işin takibini Bülent ve eşi yapacak. Çok güzel. O yüzden bir sıkıntım yok. Yani kendim gibi güveniyorum onlara. Ege'day'ın ruhu işte bu platformu kurarken hani dayanışma adı altında. Aynen öyle. Din, dil, ırk, siyaset, kesinlikle. Emlak, hiçbir şeyin olmadığı. Kesinlikle. Bir grup hedeflemiştim. Kesinlikle. İlk başta biraz sıkıntı oldu ama güzel bir noktalara geldi. Kesinlikle. Amacım bu şekilde evet. insanların dayanışması. Peki abi bu ev kaç gün sürecek? Ne kadar
Bizim anlaşmamız ruhsat çıktıktan 3 ay içerisinde ev teslim edilecek. Yani bugün çıkıyor. Bugün çıkıyor. Mesela ayın 20'si ise bugün, 3 ay sonra, 3 ayın 20'sinde yani 9. ay, 10. ay, 11. ayın 20'sinde bitmiş olarak teslim etmesi gerekiyor. Yani güzel ve kaliteli bir şekilde yapsınlar da o 105 gün de olabilir. Yani kesinlikle. Yok yok, yani. Bir ay da uzasın ama istediğimiz gibi olsun. Ondan yana sıkıntımız yok. Sadece anlaşmamız böyle. Bizim bir avantajımız da öyle 150 metrekare, 200 metrekare, iki katlı değil, tek katlı 62,5 metrekare. Onlar için belki çocuk oyuncağı. Kesinlikle olabilir. Çocuk oyuncağı. Bir tek terası var işte. Terasla birlikte 80 metrekare bir şey olacak. Ya bu çöpü nasıl aldınız değişiyor falan diyenler de oldu. Nasıl aldınız? Evet, buradaki taş tiyatro vardı. Sadece taş değil, bütün molozlar dökülmüş, kiremitler var, içinde tekneler var, işte çarpılmış arabalar var. Yani onun o için kadar ayrı bir iş, bir sipariş gerekiyor. Ne yaptın mesela? Tabii ki işte buldun? Kepçeyle anlaştım, düzenlemeyle anlaştım. Mesela ne kadar verdin oradaki araziyi? Ya şöyle, bu arazinin hani içerideki pisliklerin alınması, yapılması, buradaki binanın dökülmesi, molozların kaldırılması hepsi içerisinde. Abi dedi 8-10 bin lira tutar ama dedi. İşi bitirdikten sonra abi 7500 lira dedi. Çünkü dedi hesapladığımızdan daha az çıktı dedi. Bak, o, ondan bak, dolayı bak, dedi. Bak, 7000 ya, burada Gökhan diye bir kardeşimiz bayılıyorum var. Bayılıyorum böyle işte. Abi dedi sana bu fiyat verdik ama bu kadar oldu. Çok o yüzden fazla vermene gerek yok dedi. 7500 liraya hallettim hepsini. Süper. Evin fiyatına gelebiliriz abi. Evin fiyatı kardeş, ben betonarme sordum bir kişiye. Bana 2,5 milyon istedi. 62,5 metre buçuk metreye. Ondan sonra bu arkadaşla konuştum. Taş ev yapılacak. Taş ev bana 1 milyon 200'e geliyor. İçi tuğla 20 santim. İçi tuğla, dışı taş kaplama olacak. Mutfak dolabı falan dahil mi abi? Tabii anahtar teslim. Sıfır olarak teslim edecek. Onların standart bir, bakın şu mutfak dolabını biz veriyoruz, bunu seçmeniz lazım. Aynen onu söyledi. Dedi ki yoksa benim bir fiyatım var dedi. O fiyata göre de alırsınız dedi. Eğer dedi daha kaliteli bir şey istiyorsanız dedi, onu dedi hesaplarız dedi. Artısını koyarsınız. Biz mutfak dolaplarını seçtiğimizde ve seramikleri, karoyu seçtiğimizde zaten onun fikriyle bizim fikrimiz bir uyuştuğu için herhangi bir bedel ödemedik. Yani aynı şekilde hepsini kapattık. O 1 milyon 200'ü nasıl ödeyeceksiniz? Hepsinin içerisinde. O 1 milyon 200'ü taksitlere böldük. 3 takside. İnşaat başlarken 400 bin lira verildi. Şimdi buranın kaba inşaatı çıkacak. İnşaat bitince, kaba inşaat çıkınca bir 400 daha. İnşaat tamamen bittiğinde bir 400 daha. Yani hepsini vermiyoruz. Ya aslında bakarsanız abi çok böyle uzaklarda aramaya da gerek yok insan huzurunu. Yani kesinlikle bir şey anlaşıyorsun. Evet. Karşı tarafta söz veriyor. Bu inşaat veya ev yaptırmada demiyorum abi. İkili ilişkilerde de diyorum. Evet. Söz veriyor. Onun görevi sözünü yerine getirmek. Onun görevi de kendi üzerine düşeni yapmak. Ne aynen oldu? Öyle. Anlaştın bitti. Ya yani şimdi çok kolay her şey şöyle ama bir şey. İyi ustayı bulmak çok önemli. Bizim bulduğumuz bu kardeşim ufku çok geniş. Yani bizim aklımızda olmayan şeyleri bize öneriyor. O da bir sürpriz oluyor bizim için. O da yorum katıyor değil yani mi? Yani hanım işte kardeş ben bunu istiyorum demeden abla ben zaten onu düşünmüştüm diyor. Bu şekilde olacak diyor. Bu arada arkadaşlar buradan şey anlaşılmasın. Hiçbir şeyin reklamını falan yapmıyoruz. Ben böyle işlere bu şekilde girmem yani. Böyle yapmam. Beni de bilenler bilir. Bir şeyin reklamını falan yapmıyoruz yani. Hatta ulaşırsanız belki cevap bile verilmeyebilir yani. O derece. Onu söyleyeyim. Hani anlayın o durumu diye söylüyorum. Peki abi prosedürle ilgili sizi zorlayan böyle idari süreçlerde ya şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız falan diye ruhsat başlığı altında bir şey var mıydı? Hani böyle aslında insanlara yok söylememiz gereken. Aslında yok. Yani kanunların önüne sürmüş olduğu bir olay var. Yani onu yaptığın zaman hiçbir şekilde karşına bir şey çıkmıyor. Deprem diye bir şey geçirdik ülkemizde. Aynen. Mesela zaten o deprem çok önemli. Yani burada mesela duyduğuma göre yani görmüş olduğum bildiğim yok. Mesela çok insan imarsız, şunsuz, bunsuz yapmış ama bizde öyle bir şey yok. Biz %5 olsun, bizim olsun. Yani futbol tabiriyle 1-0 olsun, bizim olsun. Aynen öyle. Peki aklıma şey geldi. Çelik karkas geçecek mi içinden böyle çelik borular? Evet. Aslında taş evler normalde girmeli oluyormuş. Tamam. Biz onu istemedik. Biz dedik kesinlikle dört köşeye kolon gelecek, demirler girecek. Anlıyor musun? Onlarla bağlantılı olacak diye, daha sağlam olsun diye. Çünkü üstüne çatı konduğunda oynama esnasında çatı komple kafana düşmesin yani. O 1 milyon 200'ün dışında buraya harcayacağın keyfin dışında bir para var mı ödemen ya, gereken? Tabii ki var. Şimdi mesela şu kuyuyu kazdırdık mesela. 40 metre içeriye girildi. Kuyu yapıldı mesela. Bu fiyata dahil olmadığı için sadece kuyuyu 40 metre içeriye indi. 19 bin lira oraya bıraktım. Bu belediyede çıkacak ruhsat için hepsi tamamlandığı için bize bir bilgi geldi.
aşağı yukarı 4500-4600 lira da oraya ödedim. Ondan sonra Muski'ye gittim. Muski'de bir 5-600 lira para çıktı. Bunlar tamamen mimarla anlaşmamızın ya da evi yapacak arkadaşın anlaşmasının dışında. Mesela buraya ağaçlar gelecek. Onlar ekstra para olacak. Evin etrafı çim olacak. Onlar ekstra olacak. Çimle alakalı falan da ayrıca konuşuruz. Kesinlikle. Bahçe bittikten sonra yapıldığı zaman en iyi bildiğim işlere yakın işler olduğu için ben de tamam. Sana tohum da getireceğim abi. Kesinlikle bakın bekliyorum onu. Abi. Aynen öyle. Biraz şekillensin. Güzel. Başka neler yapabiliriz? Tamam. Ama Ege Dayanışma grubu toplantılarını bırakmak yok abi. Abi kesinlikle. Biz seni de seviyoruz. Grubu da seviyoruz. Gelmekten de hani gerçekten zevk alıyoruz yani. Hele bir kere gelebildim. Özellikle tekneyi kaçırdım, onu üzülüyorum. Yaparız gene. Ama benim hanım ama mideden biraz rahatsız olduğu için benim için o çok önemli. Tabii ki. Ondan dolayı yani onun sağlığı hatta şu anda geliyor. Yanında yok. Ellerin titriyor yani. Ben şu an ya kesinlikle ya benim hanım daim etsin abi. Allah evet. Sevgilinizi inşallah. Herkesinkine. Sağlıklı bir şekilde de burada oturmayı nasip etsin. İnşallah. Cemil cümlemize. Arkadaşlar ben şunlara çok dikkat ediyorum abi. Yaklaşık 500 tane video oldu yani çekim yaptığım yerlerde. Hani o insanı çektiğiniz ama ya bu insan kime faydası olabilir? Bu insan iyi bir komşu olabilir mi falan diye de böyle aklımdan böyle röntgen çizgisi gibi aşağı doğru geçiyor abi. Sen iyi bir komşu olacak eyvallah profillerden bir tanesisin. Ya şöyle bunu biz da resimleştirdik bu arada abi. Bak şu kesinlikle anda videon çekiliyor yani. Biz insanları seviyoruz. Bu dünyadaki bütün canlıları seviyoruz. Bizim ırk, din, kişi, renk ayrımımız yok. Ben sana Muratça olarak değer veriyorum. Evet. Senin ne yaptığın ya da neye inandığın önemli neye, değil. Hiç önemli değil. Seni de bir kardeş gibi seviyoruz. O yüzden bir tek Nazan ablam var yanımda. Onunla tanıştık işte. O da şeker gibi bir bayan. Bizimle birlikte. İnşallah burayı yaptığımızda onunla da bir aile olduk zaten de tam bir aile olacağız. Evet. Yeri gelecek biz buradan gideceğiz, ona teslim edeceğiz evimizi. Evet. Bunlar yani önemli olunca orada kesinlikle varlığını sürdürebiliyorsun. Tespitlerime göre yeni gittiğin yerde var olabilmenin en baştaki özelliklerinden bir tanesi abi kendi frekansınca oluşturabileceğin ortam. Ya bir de şu var. Yani buraya geldiğin zaman buradaki insanları değiştirmek yerine o insanlara ayak uydurduğun zaman daha güzel yaşıyorsun. Tabii. Yani kendi şeyini oraya kabullendirmeyeceksin. Onlarınkini kabul edelim. Çünkü onlar yıllardır burada. Burada şu anlaşılmasın abi bu arada. Biz ortadayız ya. Her evet zaman yani ortada evet olmamız gerekiyor. Evet. Video anlamında değil. Biz tarzımız öyle. Öyle aynen olmamız gerekiyor. Aynen. Objektif olmamız gerekiyor. Bu gelişime açık olmamak veya fikrini söylememek anlamına gelmiyor. Hayır değil. Bence burada bırakalım. Yoruma açalım bunu. Tamam. Hayallerini sorayım. Şimdi sen tabii ki muhtemelen burası olduktan sonra benim tahminlerime göre Şengül ablaya ait burası. Buranın patronu öyle o olacak. Yani hani bahçe düzenlemesi, tasarımı bahçe vesaire düzenlemesi falan. Bahçe düzenlemesi yani onlar senin tasarlaması. Senin hayalin var mı? Ya şunu besleyeceğim. Güvercini çok seviyorum ya. Atıyorum şu anda. Kesinlikle. Ben çocukken hatta o örnek de inanın, ben güvercini çocukken çok besledim. Benim aşağı yukarı 150 tane güvercinim wow vardı. Ve onun da hastasıyım. Hatta takip ettiğim birkaç tane arkadaşım da var. Hayallerim dersen hayallerimiz zaten buydu. İkincisi eşim çok istiyordu. Ya eşimin mutlu olması benim yani bir şey sevmeme gerek kalmıyor. Son ya nokta. Ben mutlu oluyorum ya. Tamam. Kapıyla alakalı nasıl bir kapı düşünüyorsunuz abi? Kardeşim burası kapı, elektrikli kapı gelecek. Bu tarafa arabaların girmesi için rahatlıkla. He, şuraya arabalar bölgesi aynen olacak değil mi abi? Şuraya da küçük bir kapı konacak. Tam şeyin girişine, evin girişine. Şu biten yerde. Oradan bir kapı, oradan kapıyla girdiğin zaman direkt evine gidebileceksin. Orası yaya yolu. Aynen, orası yaya yolu. Burası da arabaların girişi için. Burası olduğu gibi çok güzel bir şekilde düzenlenecek. Yani 3-4 arabayı arka arkaya alabilecek bu tarafa. Yani ev 3-4 tane aile kabul etmeyecek derecede ama arası 3-4 tane arabayı kabul edecek. Evimiz kesinlikle bir küçük. Hani insanlar yanlış anlayabilir. Yani evi küçük yapmışlar gelmesinler diye. Biz özellikle hanımla şunu düşündük. Evimiz küçük evet imar durumundan tabii dolayı ama abi misafirlerimiz için çok özel bir bungalov koyacağız buraya. Abi şimdi aklıma şey geldi. Bir tane arkadaşım var burada. Özellikle hakkı olmasına rağmen 1+1 ev yaptı. Yani kimseye çekemem dedi ya. Abi şimdi şöyle bir şey olabiliyor. Biliyorsun etrafımızda evet iyi insanlar kadar kötü insanlar da var. İyi akrabalarımız kadar. Kesinlikle. Kötü akrabalarımız da var. Aynen öyle. Allah'ım yarabbim. O dedi ki ya ben evi 1+1 yapacağım kardeşim. Ben kimseyle uğraşamam. Ben bile burada ikinci yaşamımı yaşıyorum. Ya şöyle bir şey. Zaten akrabalar herkes farklı yerde arkadaşlar. Belki senede bir kere gelecekler. Ona da dışarıyı gösterme şansımız yok. O yüzden misafirimize özel bir bungalov koyacağız. İçinde mutfağı olan, duşu olan hepsini yerleştireceğiz. Buraya kendine özel bir yer olacak. Buraya ilk geldiğimde böyle tabii ki daha şehir bilincinde, şehir kafasında olduğumdan dolayı biz böyle evimizi tabii ki eşyalar bizim yeni eve uymadığı falan durumlar oldu. Evet. Koltuk takımı almaya gittik. Kadın dedi ki ya dedi siz buraya dışarıdan gelmediniz mi? Evet.
Ya dedi niye bu kadar misafir şey yapıyorsun dedi. Yani misafir nerede yatıyorsa yatsın dedi. Yani onlar için özel koltuk mu alınır ya dedi, tamam mı bize? Evet. Böyle bir kafamızı değiştirdi falan. Yani bugün misafirin evine geldiği zaman rahat etsin. Sen rahat edemiyorsun, o da rahat edemiyor. Aynen. Sen uyuyacaksın, o uyumak istemiyor. Onu düşünerekten misafire ayrı bir bungalov koyacağız. Biz uyuyacağımız zaman geçecek, isterse sabaha kadar yıldızları seyretsin, ayı seyretsin, isterse havuza girsin, isterse ağaçların etrafında geçsin. Onun rahatlığını düşünüyoruz. Kendi gün akışını kendi bellesin. Çünkü kesinlikle. Genelde burada insanlar kesinlikle şunu düşünebiliyorlar. Kıyı şeridinde yaşayan insanların akrabaları şöyle düşünebiliyorlar. Şimdi buradaki yaşayan insanın da oradaki yaşayan, şehirlerde yaşayan insan gibi bir hayat akışı var. Burada para kazanmak zorunda, burada çocuğu okula gidiyor. Kesinlikle. Burada bir hayat düzeni var. İşte kesinlikle. Arkadaşları, komşuları gitmesi evet. gereken banka kuyruğuna giriyor. Orada evet. ne oluyorsa burada da oluyor. Aynen. Ama dışarıdan gelen insan, biz buraya geldik bizi niye gezdirmiyorsun? İşte biz buraya geldik bizimle niye ilgilenmiyorsun falan gibi böyle çıkışları olabiliyor. Evet, bir tane arkadaşım anlatıyor, dedi ki ya dayımın oğlu bana küstü bu yüzden. Ben de küsersen küs dedim falan dedi yani. Evet, tamam mı? Fazla bir beklenti oluyor. Adam her gün işe gidiyor ya. Evet, o var ya daha şurada şey 10 gün önce benim oğlum geldi Almanya'dan. 15 gündür yanımda. Şimdi elimizden geldiği kadar bir tempoyla onu gezdirmeye, dolaştırmaya, işte göle indirmeye çalışıyoruz. Tekne turuna götürdük, Akkaya'ya götürdük, Marmaris'e götürdük. Ama bazen yetmeyebiliyor. Baba niye akşam evde oturuyor? Oğlum yorulduk diyorum mesela. E aşağı inelim. E abi ben senin tempona ayak uyduramıyorum ki. Bir de gittiğin yere 17 kere gidemezsin. O hafta gitti döndü, o başka hafta başka aynen. biri geldiğini farklı düşün. Farklı bir şey 3 ay boyunca yapalım. Sen onlara falan böyle bir arada şey var. Gene de bunu da böyle bırakalım arkadaşlar. Evet. Teşekkür evet. ediyorum. Kesinlikle. Dediğim gibi videolarımızda yani bir şeyin böyle çok fazla böyle iddialı olup uzmanı değiliz arkadaşlar. Evet. Önüme böyle konular geldiğince ve sizden gelen sorularla da harmanlayarak konuğum da yakaladıysam eğer videosunu çekiyoruz. Cüret ettiğim bir konu var. Lütfen eğer bilgi, keyif ve moral alıyorsanız kanalımıza abone olmanız gerekiyor arkadaşlar vicdanen. Ve insanoğlunun yapması gereken bir durum olarak arkadaşlar. Söylüyorum, benim de sizler gibi batışlarım, çıkışlarım oldu. Siz ne yaşıyorsanız bizler de aynısını yaşıyoruz. Ve bu yaşam hikayelerini böyle güzel konuklarımla, değer verdiğim konuklarımla sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ben çok fazla söylemiyorum. Videoları da eğer beğeniyorsanız orada beğenme tuşu var. Beğenme tuşu bize faydası olan, 1 milyonda %1 oranda faydası olan durumlardan bir tanesi. Beğenme tuşuna basmanız yeterli. Bunların hepsi ücretsiz şeyler arkadaşlar. Yani korkmayın. Güvenin bize de, bir problem olmaz. Kendinize iyi bakın. Eğer bizim kaçırdığımız, sormayı unuttuğumuz sorular varsa mutlaka yorumlara yazın. Kazım abi de cevaplayacaktır bilgileri de. Çünkü unutmuş olabiliriz. Kesinlikle, video akışı evet. böyle olabiliyor arkadaşlar. Her gözden şey kaçan şeyler 20 dakikadan ibaret değil. Dediğim gibi cevap vermeye çalışırız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben bunu içtiğim zaman bana mı öyle geliyor ya da gerçekten öyle mi bilmiyorum. Ya baştan aşağısından böyle bir enerji doluyorum. Kendimi rahat hissediyorum. Tabii ki bunun etkileri biliniyor da evet. vücuttan vücuda da belki değişkenlik gösteren kesinlikle. Şeyleri var. Kesinlikle. Beni çok rahatlatıyor. Yani içtiğimde bir enerjinin oluştuğunu hissedebiliyorum yani. O kadar çekim yaptık abi. Bunlar su içmeden de olmaz yani. Olmaz değil mi? Hakkını verelim yani. Nar suyu içelim. Kesinlikle buraya gelince de bir nar suyu içilmeli. Bundan sonra Köyce'de çektiğim her videonun kahramanlarında nar suyu eğer vaktiyse ısmarlayacağım. Şu an gene tabii ki vakti değil ama evet. ne isterse ısmarlayacağım. Tamam. Çünkü şu an göründü yani videoda. Evet.